güzel kullardan, yepyeni oyunlardan, hayatın akışından haberin olsun. Merhaba arkadaşlar, haberin olsun'a hoş geldiniz. Bugün güzel bir çarşamba, sizlerle beraberiz. Çok güzel haberlerimiz var. Sizler karın tadını çıkardınız. Yavaş yavaş kar bazı bölgeleri terk etmeye, bazı bölgelerde kalmaya devam etti. Kar tatili yapan arkadaşlarımız kar tatillerine devam ettiler. Biz de sizlere soru sormaya, haber vermeye devam ettik. Dünün sorusu vardı biliyorsunuz. Bakalım dünün cevabı neymiş? Dünün sorusu. Bahçesine kar taşınan okulumuz hangi ilimizdedir? Cevap. Mersin. Dünün sorusu. Doğru cevabımızı gördük. Doğru cevaplar çok önemli çünkü siz cevapları hep yolluyorsunuz bize. Doğru cevapları yollayan hızlılar. Evet, hızlı olan arkadaşlarımız armağan kazanacaklar. Hafta sonunda da onları açıklayacağım. Çok merak ediyorum acaba kimler armağan kazanacak. Armağan demişken en güzel armağan nedir sizce? Bence en güzel armağan çok böyle beylik bir laf olsa da kitaptır aslında. Çünkü kitap önemli bir şey. Yani kitap, birine kitap armağan ederken aslında bambaşka dünyalara armağan ediyorsun. Her yere gidebilirsin kitapla. Belki de her yemeği yiyebilirsin. Her şeyi yapabilirsin kitap sayesinde. Çünkü kitap hayal dünyamıza açılan kapı. Ankara'da bir kitap fuarı vardı. Nasıl geçti? Öğrenmek istiyoruz. 6 Ocak'ta açılan 11. Ankara Kitap Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrasya Yazarlar Birliği... Vocun'un o Ankara kitabı! 250 yayın evi katılıyor. Fuarda yazarlar okuyucularıyla buluşurken özellikle teknolojik eğitim standları dikkat çekiyor. Fuar 15 Ocak pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. 15 Ocak pazar gününe kadar, yani benim doğum günüme kadar açık olacakmış. Buradan da doğum günümü sevenlerime söylüyorum arkadaşlar. Kitap fuarına gidelim. Çok önemli. Kitap fuarında Ankaralılar özellikle kitap armağanları alalım. Hediyelerimizi verelim. Kitap çok önemli. Sıradaki haber kırtasiye ile ilgili. Kırtasiyede ne vardır? Kitap vardır. Silgi vardır. Defter vardır. Böyle sınıflarla alakalı, okullarla alakalı belki okuduğumuz bütün defterleri, kitapları oradan alabiliriz. Başka ne olabilir? Birçok şey olabilir. Oyuncak bile olabilir ama. Kedi olabilir mi sizce? Bu kedili kırtasiye. Bakalım nasıl? Şimdi İstanbul Eyüp'te bir kırtasiye dükkanına konuk oluyoruz. Selçuk Bayan, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zorluk çeken kedilere iş yerini açtı. Mahalleden birkaç gönüllü de bu konuda Bayan'a yardımcı oldu. Ancak bazı müşteriler bu durumdan rahatsız. Bazı müşterilerimiz haber göndermişler işte. Belediyeye şikayet edeceğiz. Söyleyin de bana bakmasınlar işte, canı yanmasın gibisinden. Yani biz, bunlar Allah'ın bize emanet edilmiş olduğu bir yaratıklar. Yani canlar bunlar. Ben de cama yazdım. Kedileriniz rahatsız olan varsa alışveriş yapmayın. Kedilerin soğuğa karşı dayanıklı olmadığını bilen Selçuk Bayan, müşterilerin bu duruma anlayış göstermesini bekliyor. Bence müşteriler bu duruma anlayış gösterirler çünkü onlar bizim dostlarımız. Her zaman bizlerle beraberler. Onlardan korkacak hiçbir şey yok zaten. Onlar, biz onları sevdiğimiz müddetçe onlar da bizi seviyorlar. O yüzden abimizi tebrik ediyoruz, kırtasiyeci abimizi. Sıradaki haber çok güzel bir haber. Gramofonlarla ilgili. Gramofonlar tamir ediliyormuş. Çok güzel sesler veriyorlarmış. Karşınızda gramofonlar. İngiltere'de 1923'te yapılarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen gramofon tamir edildi. Eskisi gibi çalışan gramofon Atatürk'ün Yalova'daki köşkünde sergileniyor. Plak ve makineden oluşan gramofonun tarihi oldukça eski. 1887 yılında Emil Berliner tarafından icat edildi. Gramofon, müzik dinlemek için kullanılan en eski aletlerden biri. Zaman içinde teknolojinin ilerlemesiyle gramofon yerini daha gelişmiş müzik aletlerine bıraktı. Gerçekten.
zaten tarihi gördük en son. Atatürk'ün gramofonun haberinden sonra bir de böyle teker teker kullanılan müzik çalarları görünce gerçekten inanamadım. Yani ben de o tarihe tanıklık ettim arkadaşlar. Mesela birçok arkadaşımız kaset bilmiyordur değil mi? Kaset nedir? Yani anneleriniz babalarınızın kasetleri var. Hatta kaset çaları bile olabilir. Ama hiç kaset dinlediniz mi? Nasıl çalışır? Bilmiyorsunuz. Belki de CD dinleyip dinlemeyen arkadaşlarım bile denk gelebilir yani. CD bile onlar için eskimiş olabilir. Kaseti gördük, plağı gördük, kaset çaları gördük, CD'leri gördük. Hızla teknoloji değişiyor. Yani benim ilk Walkman'im gerçekten beni çok heyecanlandırmıştı. Şimdi onu görünce ben de heyecanlandığımı tekrar hatırladım. Güzeldi. Nevşehir'e gidiyoruz şimdi. Sırada Nevşehir var. Nevşehir'de arkadaşlarımız okulda çok güzel bir yaşam alanı sahibi olmuşlar. Nasıl bir doğal alanmış bu? Görelim bakalım. Nevşehir'de TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri öğrenciler için doğal yaşam alanı oluşturdu. Öğretmenlerle öğrencilerin katkılarıyla oluşturulan doğal yaşam alanında tavşan, kuş, balık ve çeşitli bitkiler bulunuyor. Öğrenciler burada hayvanları besliyor, bitkilerin bakımlarını yapıyor. Kitap okurken kuş seslerinin içinde doğanın bu görüntüsüyle huzur içinde buluyorum kendimi. Bir an önce sabah olsa tekrar ortama kavuşsam diye yatıp hemencecik uyuyorum. Hemen sabah olmasını istiyorum. Yapılan çalışmayla öğrencilerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri ve doğayla iç içe olmaları amaçlanıyor. Çok güzel, çok güzel çalışmalar bunlar. Tebrik ediyoruz. Daha da artsın istiyoruz. Telefonumuzda kim var? Tahir! Alo. Alo, duyuyor musun Tahir'cim? Evet, duyuyorum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Nereden arıyorsun bizi Tahir? Bursa'dan. Bursa'dan arıyorsun. Bursa'nın hangi ilçesi? Yıldırım. Çok güzel Tahir'cim. Nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Okul iyi gidiyor. Okul iyi gidiyor. Havalar nasıl Bursa'da? Biraz soğuk, lodos esiyor şu an. Lodos sesi. Oo, sen rüzgarları biliyorsun. Hangi rüzgar nereden eser biliyor musun yani? Yani o kadar çok bildiğim yok. Ama lodosu biliyorsun. Lodos sesi çok güzel. İşte az önceki haberimizi gördün mü? Müzik çalarlarla alakalı. Evet, gördüm. Sen hangi müzik çaları kullandın? Yani bayağı geçmişin var sonuçta. Kaç yaşındasın? Gitar kullanmıştım. Efendim? Şu an ablamım var. Ne kullandın? Gitar kullanmıştım. Şu an ablamım var. Ha, gitar çalıyorsun. Yani. Ben onu demedim. Evet. Müzik çalarlardan bahsettim. Yani işte kaset çalar, Walkman, ondan sonra CD çalar. Bunlardan hangisini hatırlıyorsun? Hangisini kullandın? Kaset çalar. Kaset çaları biliyorsun yani. Evet. Kimin şarkılarını dinledin? Hatırlıyor musun kaset çalarda? Çok hatırlamıyorum. Ya. Çok hatırlamıyorsun. Olsun, çok güzel. Gitar çalmaya devam etmek istiyor musun? Gitarı ilerletmek istiyor musun? Yani evet. Çok güzel. Boş zamanlarında ne yaparsın? Futbol oynarım, ders çalışırım, basketbol da oynarım. Futbol golcüymüşsün sen, öyle diyorlar. Forvet misin? Evet, forvetim. En son maçta kaç gol attın? 4 olmuştur. Vay, güzel. Kaç bitti maç? Bilmiyorum, çok hatırlamıyorum. Çok hatırlamıyorsun. Ben kendi attığım gollere bakarım diyorsun. Süper Tahir'cim. Selam söylemek istediğin biri var mı? Anneme, babama, tüm arkadaşlarıma. Çok güzel. Herkese bizden de selam. Armağanın da geliyor. Hoşça kal. Haberin olsun Tahir'cim. Hoşça kal. Sorumuzla devam ediyoruz. Günün sorusu. Atatürk'e hediye edilen müzik aleti nedir? Günün sorusu. Gençlerin şampiyonası varmış. Dağ kayağı ile ilgili. Bakalım kim kazanmış, nerede olmuş şimdi karşınızda. Dağ kayağı Gençler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da yapıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonaya İzmir, Antalya, Erzurum, Çankırı ve Erzincan'dan... Vay canına! Dağ kayağı şampiyonası. Şampiyonu. Çok seviyorum. Şeyma Nur Çınar ve Aykut Taşçı birinci oldu. Şampiyon olan sporcular Ergan Dağı'nda gelecek ay düzenlenecek Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'na katılacak. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Dünya Dağ Kayağı Şampiyonası'nda da başarılar diliyoruz. Umuyoruz çok güzel dereceler alacaklar. Kendilerine güveniyoruz. Evet, sıradaki haberimiz Adıyaman'dan. Adıyaman'a gidiyoruz şimdi de. Adıyaman'da bir kedi ağaçta mahsur kaldı. Ağaca çıkan kedi tekrar inemedi. O ne? Mahalleli hayvanı görünce hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Garip yapar ha. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveni kullanarak kediyi kurtardı. Zarar görmeden kurtulan hayvan koşarak uzaklaştı. Tamam. Günün sorusu. Atatürk'e hediye edilen müzik aleti nedir? Günün sorusu. Günün sorusu geldi. Günün sorusu cevabı ne acaba? Neyi sorduk? Atatürk'e armağan edilen müzik aletini sorduk. Ne acaba? Yarın cevabını alacağız. Doğru cevap verenler armağanları kazanacak. Sırada neresi var? Nasıl bir haber var? Çok merak ediyorum. Bakalım sıradaki haberimiz neyle ilgili? Kanada'nın Toronto kentinde yaramaz sincaplar bir market sahibini canından bezdirdi. Raflardaki çikolataların birer ikişer eksildiğini fark eden... Vay canına çikolataları! Çikolataları severim. Ama dişin çürüyecek. Görüntülere yaramaz sincaplar takıldı. Çikolataları alıp yakındaki ağaca tırmanan sincaplar ardından bir evin çatısındaki boşluğa gizleniyor. Sincaplarla baş edemeyen market sahibi ise yetkililerden yardım bekliyor. Sincaplar gerçekten çok afacanmış. Ben sincapları ceviz yerken, fındık yerken görürdüm ama çikolata, efendime söyleyeyim abur cubur bu sincaplar bayağı afacanmış. Böyle sincap görmedim doğrusu. O sincaplara bence normal güvenlik kamerası değil de sincap kamerası lazım aslında bakarsanız. Bence öyle. Artık programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerle beraber olmak çok güzeldi. Hafta boyunca sorular soruyoruz biliyorsunuz. O sorulara yoğunlaşıyoruz. Ben de çalışıyorum. Hafta boyunca soruları soruyoruz. Cevaplarını hemen ertesi gün veriyoruz. Böylece armağanlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Havalar hala soğuk. Havalar sıcak. Yavaş yavaş sıcaklaşıyor. Üstümüzdekileri, başımızdakileri atalım. Aman aman demeyelim. Kendimize dikkat edelim. Ne yapalım? Yine dikkatli bir şekilde giyinelim. Yine dikkatli bir şekilde yollarda yürüyelim. Aynı zamanda vitaminimizi eksik etmeyelim. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü tam böyle mevsim geçişleri tam hastalığa haberci, hastalığa davetçi. O yüzden bunlara dikkat edelim. Bir de neyi unutmayalım biliyor musunuz? Yarın yine beraber olmayı, yine buluşmayı unutmayalım. Sizleri özlüyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Haberiniz olsun. Hoşça kalın. Hava durumu bölgesi. Yağmurlu İstanbul 6 derece. Ege bölgesi yağmurlu İzmir 11 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu Hatay ve Mersin 14 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu Ankara 1 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu Trabzon 10 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu Erzurum -3 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu Gaziantep 8 derece. Kumlardan, yepyeni oyunlardan, hayatın akışından haberin olsun.